dönen öğrenciler ve bununla birlikte bir yoğunluk oluştu. Ama süreç bakanlığımız olarak her zamanki gibi hassasiyetle ve güçlü bir süreç yönetimiyle takip ediliyor. İl il, ilçe ilçe, yurt yurt an be an konunun takibindeyiz. Biliyorsunuz öğrenci kitlesi mobil bir kitle. Bazıları yurda başvuruyor, kabul ediliyor, vazgeçiyor, kayıt yaptırmıyor. Bazısı kaydı var, başka bir imkan buluyor, oraya gidiyor. Ve bunun yanında tabii devletimizin yurtları en güvenli liman. Ailelerin hakikaten her açıdan güvenliğiyle, temizliğiyle, konforuyla emanet etmek istedikleri bir alan. O anlamda da işte bir talep. Ve biz de bu talep ışığında pandemiye rağmen hiçbir şekilde durmadık. Ve 216 bin kapasiteyi 2018'de 62 bin, 2019'da 39 bin, 2020'de 57 bin, 2021'de 52 bin olmak üzere 216 bin kapasiteyi yeni bir şekilde gençlerimiz hizmetine sunduk. Yeni kapasite değil mi? Tabii. 64 bin kapasite devam eden inşaatlar var. Planlananlar var. Durmayacağız. Birileri algı yapacaklar, yalan söyleyecekler. Varsın onlar devam etsinler ama biz güneşin balçıkla savanamayacağına inanıyoruz. Ve yedek yerleştirmeler, biliyorsunuz az önce dedim. Kayıt yaptırıyor, yaptırmıyor, vazgeçiyor. Bu çerçevede bir yedek yerleştirme sürecimiz var. Pazartesi ilk 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yine perşembe günü yeni yedek yerleştirme yapacağız. Bir sonraki pazartesi yine yerleştirme. Bu şekilde devam edecek. Ve geçtiğimiz yıllarda bu oran %88'i bulmuştu. %89'u bulmuştu. Ve yine aynı oranlara geleceğimize inanıyoruz. Bir yandan yeni kapasiteler. Ankara'da örneğin. İşte güzel bir yurdumuzdayız. Bu yurtlar Türkiye'nin her yerinde aynı standartta. Elektriği, suyu, efendim güvenliği, sıcaklığı, her şey içinde. Efendim bir çalışma alanı, bir eğitim alanı, bir aile sıcaklığı. Bu standartları hamdolsun bu aşamalara getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle, ondan aldığımız ilhamla. İlmek ilmek dokuduk tüm Türkiye yurtlarla. Çalışmalarımız devam edecek. Kim ne derse desin. Ve gençlerimizi bu anlamda kandırma gayretleri hiçbir şekilde başarılı olamayacak. Peki şu an için bir rakam var mı efendim? Başvuranların yüzde kaçı yurtlara yerleşti diye? Bu rakam az önce de bahsettiğim. Her an değişen bir rakam. Örneğin dünkü rakam, bugünkü rakam. Bu rakamları sürekli güncelliyoruz ama işin sonunda biz %90'lara yakın bir karşılama oranıyla inşallah gençlerimizi hem yeni yataklarda hem yedek yerleştirmelerle sağlayacağımıza inanıyoruz. Efendim son olarak bir de yurtlarda hangi hizmetleri veriyorsunuz? Bir de özellikle de pandemi koşullarında hangi ekstra ilave tedbirler alınacak mı? Onlarla da kısaca bir bahsedebilir misiniz? Tabii ki pandemi süreçlerini biliyorsunuz bilim kurulu takip ediyor. Biz de onlarla iletişim ve işbirliği halinde o süreçleri uyguluyoruz. Ve tabii yurtlar dedim ya, öncelikle bir aile şefkati. Anasından babasından ayrılmış gencimizi o sıcaklıkla karşılama. Ona birlikte en güzel konforu sunma. Eski yurtlar 16 kişilik, 20 kişilik odalar, ranzalar. Sıcak suyu olmayan, kaloriferi ısınmayan, efendim her katta bir tuvaleti, duş imkanı anca olan yurtlar. Ama şimdi öyle mi? Gördünüz. Her odada lavabosu, banyosu, çalışma masaları, dolabı, bazası. Herkes tek kişilik yataklarda. Güvenliğiyle, efendim değişik imkanlarıyla spor salonumuz var burada. Spor alanlarımız var, kafeteryalarımız var, kitap kahvelerimiz var. Bunların standartlarında hiçbir şekilde sapmadan sayıyı ve standartı artırmaya devam edeceğiz. Eğitim süreçlerimiz var. Yurtlarımızı istiyoruz ki ikinci bir üniversite olsun. Kişisel gelişim başta olmak üzere sanatsal anlamdaki faaliyetler, kültürel, sportif faaliyetler her birine pandemi sonrası daha da bir hız vereceğiz. Ve inşallah bu ülkenin hem yarını hem bugünü gençlerimizin her daim yanlarında olmaya, onlarla birlikte bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Son olarak efendim iki soru daha sormak istiyorum. Bunlardan birisi Eylül ayında yurt ücretlerinin alındığına yönelik iddialar vardı ki henüz yurtlara öğrenciler gelmemesine rağmen. Hem bu konuda ne demek istersiniz hem de aslında az önce de açıkladığınız yurt konusunda yaptıklarınızı. Peki muhalefetin eleştirilerini neye bağlıyorsunuz?
Muhalefetin eleştirileri her zamanki gibi onların yalan, iftira, çamur at izi kalsın siyaseti doğrultusunda yaptığı eleştiriler. Onları ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Milletimiz en güzel şekilde onlara gereken cevabı verecektir. Çünkü milletimiz yapılan hizmetin, yatırımın farkında. Ücretlere gelince, ücretlerle ilgili olarak biliyorsunuz öğrenci kaldığı kadar ödüyor. Ve mevcut kalan öğrenciler Eylül'de ödüyor. Yeni başlayan Eylül'de kaldığı gün kadar ödüyor. Ve biz bu anlamda hakikaten sunduğumuz hizmet itibariyle örneğin şu yurdun ücreti 375 lira. Bunun içerisinde az önce bahsettiğim her türlü imkan var. Onun yanında besleme yardımımız var. 570 lira biz öğrencilerimizin bu anlamdaki kahvaltısıdır, akşam yemeğidir. Bunları destekleme noktasında ekstra bir katkı sunuyoruz. Onun yanında burs ve krediler var. Bu yılki oranları 650 lira lisans, 1300 lira yüksek lisans ve 1950 lira doktora biliyorsunuz. Ve her geçen gün onları gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda da revize ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'yla yurt tartışmaları, yurt kredi yurtlar kurumundaki yurt yer tartışmalarını konuştuk. Sözü tekrar merkeze bırakalım.